Enfes Mutfak kanalımdan bugün herkese merhabalar. Sizlere farklı ve çok kolay yöntem ile kat kat çıtır çıtır el açması yapmış olduğum baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbet ile başlıyorum. Bunun için 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı suyu tencereye aldım. 1 dilim limonu da ilave edip güzelce karıştırıp ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp yaklaşık 20 dakika daha kaynatıyorum kısık ateşte. Baklavanın hamurundan tutun pişmesine kadar olduğu gibi şerbetinin de önemi büyüktür. Bu yüzden şerbet çok sıvı yani duru şekilde olmayacak. Bakın bu şekilde kaynadıkça hem de azaldı koyulaşmaya da başladı. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Hamuruna geçiyorum. Bunun için yoğurma kabına 2 yemek kaşığı yoğurt alıyorum. Yoğurdun sulu kısmını kullanmadım. 1 tane m boy yumurtayı da ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı oda ısısındaki suyu da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. Yine aynı şekilde bir çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Lütfen ama lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Burada hamurun dokusunu kıvamını sizlere detaylı şekilde göstermek istedim çünkü hamurumuzun kıvamı da oldukça önemli. Bakın, ele yapışmayan, hafif sert bir hamur yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen masanın üzerine aldım. 8 parçaya kesiyorum. her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Bir tepsi tatlımız sadece 8 adet bezeden oluşacaktır. Tüm bezeleri nişasta yardımı ile öncelikle tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıp hazır ediyorum. Kullanmış olduğum nişasta mısır nişastası. Dilerseniz buğday da tercih edebilirsiniz. Elinizde hangisi var ise. 8 adet hamurun hepsini açtıktan sonra bir tepsinin içerisine bir tanesini alıyorum. Daha sonrasında üst katmanına poşet seriyorum. Tekrar bir tane daha hamur alıp tekrar üstüne poşet kapatıyorum. Bu şekilde 8 hamurda yaparak tamamlıyorum. Son olarak üzerinde örtüp yaklaşık 20 dakika oda ısısında beklettim. Oda ısısında 20 dakika bekletmiş olduğum hamurları ve tek tek e, sarmış olduğum hamurları şimdi teker teker tekrar masanın üzerine alıyorum. Fakat bu sefer ara katmanlarına birer yemek kaşığı kadar nişasta serpiyorum. Hamurumuzu açarken birbirine yapışmaması için bu şekilde bol nişastalı olması gerekiyor. Bu tür tariflerde aslında kullanılan unun çok önemi var. Bunun için baklava yaparken özellikle baklavalık un kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an burada marka ismi veremiyorum fakat yorumlarda bana hatırlatırsanız ya da sorarsanız oradan da cevaplarım. 8 adet hamurun aralarına nişasta serperek üst üste dizdikten sonra en üst katmanına da nişasta serpiştirerek oklava yardımı ile 8 tanesini birden açmaya başlıyorum. Hamuru dinlendirdiğim için açarken hiç zorluk çekmiyorum. Çünkü bir tık sert yoğurmuştum hamuru. Normalde kolay açılması için biliyorsunuz ki yumuşak yoğrulur. Fakat üst üste açacağım için yapışma ihtimali çok yüksek olur. Bu yüzden hamurun kıvamı önemli dedim sizlere. Bir tık normalinden sert yoğurdum ve bu şekilde 20 dakika dinlendirince de güzelce açılacak kıvama geldi aslında. Bakın bu şekilde üst üste açtığımda kesinlikle yapışma vesaire olmuyor. Çünkü önemli püf noktalara uyulduğunda kesinlikle yapışmayacaktır. Daha sonrasında büyüttükten sonra tüm hamuru oklavaya dolayarak birkaç tur çeviriyorum. Normal tek hamuru nasıl açıyorsak 8 hamuru da üst üste aynı yöntemle açıyorum. Zaten tüm hamurların katları belli oluyor videoda da sizlerin de görmüş olduğu gibi. Bu arada sesimden dolayı da kusura bakmayın lütfen. Biraz boğazım rahatsız olduğu için sesimde bu şekilde değişiklik oldu. Kusura bakmayın. Yaklaşık 60 santim çapında açmış olduğum hamurlar şimdi tek tek birbirinden ayırıyorum. Fazla nişastasını çırpıp hamurları kenara alıyorum tek tek. Hem burada sizlere yapışmadığını göstermek istedim, hem boyutunu göstermek istedim, hem de inceliğini yakından net olacak şekilde göstermek istedim. Bakın kesinlikle yapışma yok tek tek bu şekilde ayırıyorum. Birazcık da hamuru çırpıyorum ki fazla nişastasından kurtulsun hamur. Tabi bu işlemleri yaparken biraz seri olmakta fayda var ve odanın camlarını kapısını mutlaka örtmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde açtığımız hamur kuruyacaktır. Çok çabuk kuruyacaktır. Bu da yırtılmalara, parçalanmalara sebep olacaktır. Üst üste açmış olduğum 8 tane hamurun bir tanesini oklavaya dolayıp bu şekilde 1 iki tur çeviriyorum. Bunu kenarlarının bir tık daha incelmesi için yapıyorum. Oklavayı sadece 3 kez, 2 kez çevirmeniz yeterli olacaktır inanın. Açmış olduğum hamurun yüzeyine sıvı yağ serpiştiriyorum. Kesinlikle kaşık ile dökme işlemi yapmıyorum. Fırça ile serpme işlemi yapıyorum. Şekil verirken öncelikle hamurun dört kenarından da içe doğru katlıyorum. Bu şekilde kare bir görüntü elde ediyorum. Hamurun yarı kısmına iri kıyım çekilmiş cevizden serpiştiriyorum. İsterseniz fındık, fıstık vesaire tercih edebilirsiniz. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde orta ayarda rulo olarak sarıyorum. Bu şekilde tamamlayıp tepsinin içerisine alıyorum. Diğer kalan 7 hamura da aynı işlemleri uygulayarak devam ettiriyorum. Bu yağlama işleminde sadece bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Hemen onu da belirtmiş olayım sizlere. Tek tek hamur açarak saatlerce vakit harcamak yerine bu tekniği deneyerek daha kısa sürede daha fazla verim elde edebilirsiniz. Her tarifimde olduğu gibi burada da yine mümkün olduğunca bütün detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan da mümkün olduğunca herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Tüm hamurlar aynı bu şekilde tamamlayıp bitiyor. Ben küçük küçük kare şeklinde dilimlemeyi tercih ettim. İstediğiniz boyutta şekilde dilimleyebilirsiniz. Dilimlerken diğer elim ile çok fazla hamura bastırmamaya çalışıyorum ki hamur birbirine yapışmasın. Pişerken kabarmasını önlemesin. Dilimleme işleminden sonra baklavanın hamurunun üzerine bir su bardağı sıvı yağını tekrar fırça yardımıyla her tarafına eşit ve bol şekilde sürmeye dökmeye çalışıyorum. Dileyen köpüğü ve ayranı alınmış tereyağı da tercih edebilir. Ben tatlıda kokusunu sevmediğim için tercih etmiyorum açıkçası. Şimdi 150 derecelik ısınmış fırında tam 1 saat pişirdim. Herkes fırınını tanır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Fırından tatlıyı çıkardıktan sonra 5 dakika bekledim ve soğumuş olan şerbet ile tatlıyı buluşturuyorum. Servis esnasında dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Görüntü gerçekten muazzam oldu. orada çıtırtıyı duyabilmeniz için sustum. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın.